Bir önceki videoda kaldığımız yerde iki boyutlu bir vektör alanımız vardı. Şekilde sarı ile gösterilen bu vektör alanını XY ye düzlemine yerleştirip üç boyutlu olduğunu varsaymıştık. Sonra bu iki boyutlu burulmadaki her noktanın rotasyonunu tanımladığımızda da üç boyutlu vektörlere sadece x, y düzlemindeki noktaları atadığımız için aslında üç boyutlu olmayan bir vektör alanı elde etmiştik. Şimdi de bunu üç boyutlu bir vektör alanına dönüştürmek istiyorum. Öncelikle daha önceki videolardan kalan şu yazılardan bir kurtulalım. 2 boyutlu bu vektör alanını 3 boyutlu bir vektör alanına nasıl dönüştürebiliriz? Düzlemdeki daireleri de silivereyim. Aklınıza bu vektör alanını alıp dilimlere kopyalamak gelmiş olabilir bunu yaparsak buna benzeyen bir görüntü elde ederiz. Her dilimi orijinaline göre biraz daha seyrek oldu. Yani orijinalinde daha fazla vektör göze çarpıyor ama bunlar aslında aynı vektör alanı ve her dilimde bu vektör alanının bir kopyasını görüyoruz. Yukarıdan baktığımızda bunun aynı vektör alanı olduğunu görmek biraz daha kolay. Dilimlere odaklandığımızda ise XY düzlemi ile aynı yöndeki dilim üzerine yerleşmiş olan vektör alanını görüyoruz. Her dilimde durumun aynı olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra her ne kadar burada 6-7 tane dilim görüyor olsanız da sonsuz sayıdaki dilimlerin her birinin bu vektör alanının bir kopyasına sahip olduğunu söylemek isterim. Peki bu formül olarak ne anlama gelir? girdi değeri olarak sadece x ve y değil z'yi de kullanacağımız anlamına gelir. Z'yi buraya bir girdi değeri olarak ekleyelim. Vektörleri de 3 boyutla değerlendirmek istediğimize göre x ve y bileşenlerinin yanına bir de z bileşenini eklememiz lazım. Bu durum için z bileşeninin 0 olduğunu varsayalım. Girdi değeri olarak z'yi kullanmamız ama çıktı değerlerinin z'ye bağlı olmaması dilimlerin birbiriyle aynı olduğu yani z'deki değişimlerin vektörleri değiştirmediği. Buradaki çıktı değerinin z bileşeninin sıfır olması da vektörlerin bir düzlem üzerinde yer aldıkları yani herhangi birinin aşağı ya da yukarı yönde olmadığı anlamına geliyor. 3 boyutlu vektör alanlarını düşündüğümüzde bu aslında tam da 3 boyutlu bir vektör alanı değildir ama bunun 3 boyutlu bir sıvı akışını temsil ettiğini düşünürsek su moleküllerinin iki boyutlu hareketleri sonucu rotasyonun saat yönünde mi yoksa tersinde mi olduğunu anlamanın kolay olduğu bir akış gibi olmayan bir akıştan bahsediyorum. Çok karmaşık 3 boyutlu bir akışla karşı karşıya kalırız ama düz olduğu için yukarıdan baktığımızda sağ tarafta saat yönünün tersinde sol tarafta da saat yönünde bir rotasyon olduğunu mesela buraya içi boş bir sütun eklersem bunun bir hortum gibi her şeyin hep birlikte aynı yönde döndüğünü düşünebiliriz öyle değil mi? Uzaydaki her noktanın etrafındaki bu rotasyonu tanımlamak için her noktaya bir vektör atarsak sütunun içindekilerin ya da saat yönünün tersindeki hortuma benzeyenlerin bu arada sütuna aşağıdan bakarsak saat yönünde bir rotasyon görürüz ve üç boyutlu şeylerin vektörlerle temsil edilmesinin sebebi de bu tarz şeylerin anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Ne diyorduk? Sütunun içindeki vektörler için sağ el kuralı uygulayıp parmaklarımızı rotasyonun yönünde kıvırdığımızda vektörlerin yukarıya yani pozitif z yönünü göstermelerini bekleriz ve bunu yapıp tüm rotasyon vektörlerini gösterecek olursam bunu elde ederiz. Biraz karmaşık göründüğünün farkındayım. Onun için orijinal vektör alanını ve xy düzlemini şimdilik görmezden gelelim ve bu yeni vektör alanına odaklanalım. Sütunun içinde yani az önce bir hortuma benziyor diye tanımladığım rotasyonun olduğu yerdeki tüm vektörlerin pozitif z yönünde olduklarını görebiliriz. Ama mesela bu kısma bakacak olursak vektörlerin negatif z yönünde olduklarını görür ve eğer baş parmağımızı bu yönde açacak olursak da diğer parmaklarımızın kıvrılma yönü buradaki sıvının ya da odaya doluşan havanın üç boyutlu olarak nasıl döndüğünü gösterir. Bu anlamda burulmanın yapacağı şey şunları bir silelim. Burada bir önceki videodan kalan formül var. Umarım az önce anlattıklarım sırasında size çok fazla engel olmamıştır. İki boyutlu bir vektör alanı için tanımlanan bu burulmayı artık üç boyutlu bir vektör alanı için yani x, y ve z'yi girdi değeri olarak alan bir vektör alanı için düşünürsek, çıktı değeri uzaydaki her nokta için bu noktaya ait olan rotasyon hakkında bilgi verir. Sıradaki videoda sizinle bir formül paylaşıp rastgele bir fonksiyon için burulmayı nasıl hesaplayabileceğinizi anlatacağım ama şimdilik işin görsel mantığını yani burulmanın neyi temsil ettiğini anlamanıza yardımcı olmak istiyorum. Yukarıdaki iki boyutlu olanın bir kopyası olan buradaki vektör alanındaysa her şey yerli yerinde çünkü x y yönlerinde yer değiştirdiğinizde değişmeyen ve hortuma benzeyen rotasyonlar söz konusu. Ama genel olarak daha karmaşık görünen bir vektör alanı olması normal. Şunları da sileyim. Bunları da Evet, rastgele 3 boyutlu vektör alanlarını düşünürsek mesela buradaki gibi, sizi bilmem ama benim için buna ait olan sıvı akışı hakkında düşünmek gerçekten de çok zor. Aklımdan bu köşeden buraya doğru bir akış olduğuna dair bir düşünce geçer ama dediğim gibi bu benim için gerçekten de zor ve hatta rotasyon hakkında konuşacaksak da herhangi bir noktaya bakıp rotasyon bu şekilde olacak ve bunu bu vektörle tanımlayabilirim diyemem. Daha belirsiz olarak burada çılgın bir hava akışı olduğunu varsayarsak herhangi bir noktada bir rotasyon olacağı sonucuna ulaşabiliriz. Bunu uzayda bu şekilde duran bir top ya da küre olarak gösterip yeni vektör alanının uzayda sürüklenmekte olan bu top üzerine uygulayacağı rotasyonu hayal ediyor olabilirsiniz. Örneğin bunun mıknatıs ya da sihir yardımıyla uzayda bu şekilde asılı olan bir tenis topu olduğunu ve rüzgarın onu özgürce döndürdüğünü düşünürsek rotasyonun hangi yönde olduğunu merak edip hangi yönde olduğunu bulduktan sonra bu üç boyutlu rotasyonu bir vektörle temsil edebilirsiniz. Bu arada sağ elimizin parmaklarını bu yönde kıvıracağımız için bu örnekteki rotasyon şu şekilde olur. Üç boyutlu rotasyonu bir vektörle nasıl temsil ettiğimizi tam olarak anlamadıysanız, bununla ilgili olan videoyu tekrar izlemenizi öneririm. Ama işin önemli kısmı, bir vektör alanının sebep olduğu buradaki gibi çılgın bir sıvı akışı olduğunda her noktadaki rotasyonu bulursak, burulmayı da elde edecek olmamız ve bu burulma üç boyutlu bir vektör alanının temsil ettiği burulma olmasıdır. Bu noktada eğer kafanız karıştıysa ya da aklınıza yatmayan bir şeyler varsa, sakın endişelenmeyin. Hepimiz bu aşamalardan geçtik. Üç boyutlu burulma çok değişkenli kalkülüsteki en karmaşık konulardan biridir. Her şeyin daha açık ve net olması için sabırlı olmalı ve iki boyutlu burulmayı üç boyuta taşımak yerine önce daha iyi anlamaya çalışmalısınız. Bu kavramlar yani mesela rotasyon hortumları yerine oturunca da tek bir nokta etrafındaki üç boyutlu rotasyonu bir vektörle nasıl temsil edeceğinizi ve daha sonra da üç boyutlu burulma için bunu tüm noktalar etrafındaki rüzgarın uyguladığı rotasyona göre yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Dediğim gibi bu hiç de kolay bir şey değil ve ilk seferinde anlamadıysanız sakın endişelenmeyin. Üç boyutlu burulmayı ilk gördüğümde benim de kafam yeterince karışmıştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.